Hemen şimdi GCM'ye gidelim. Tuğber Çilci bizi bekliyor. Kendisine sözü bırakalım bugün hikayesi için. Aslı Hanım, iyi akşamlar. Küresel piyasaları bugünü değerlendirdiğimiz zaman da haber ve veri akışı açısından sakin fiyatlamaların etkin olduğu bir gün geçiriyoruz. Tabii bu noktada ana hikayemiz Trump, Fed ve bunların bağlamında güçlü dolar ve yükselen ABD tahvil faizleri. Dolar endeksinde 101 seviyesi ve Amerikan 10 yıllığında da %2,5 seviyesi piyasa katılımcıların algısında kritik olmaya devam ediyor. Haftanın genelinde, daha doğrusu 2 günü değerlendirdiğimiz zaman da önceki haftanın sert, agresif fiyatlamalarında bir miktar normalleşme gördük. Fakat oradaki fiyatlamalarda sert hareketlere neden olan dinamiklerde herhangi bir değişiklik var mı? Hayır. Fed'in şahin olması, faiz artırımında Aralık ayı devredeyken 2017 yılında faiz artırım adedinin artabilecek olması, altyapı harcamalarına bağlı olarak Amerikan büyümesinde ivme kazanması, enflasyon beklentisi ve tahvilleri satış geliri faizlerin yukarı yönlü hareketi. Tabii bu denklemimize 30 Kasım'daki OPEC'in resmi toplantısı dahil oldu. Özellikle haftanın başından itibaren üyeler tarafından gelen sözlü yönlendirmelere bağlı olarak petrol fiyatlarında pozitif destekleme devam ediyor. Petrol fiyatının pozitif olması başta ABD ve İngiltere borsa endekslerini pozitif yönde etkileyerek risk alma iştahının sınırlı yükselmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla 30 Kasım'a kadar petrol fiyatlarında iyimser algının devam ettiği bir senaryo kuvvetle muhtemel. Tabii Avrupa bölgesine baktığımız zaman da dün Başkan Draghi'nin açıklamalarında para politikası araçlarının kullanabileceğine ilişkin vurgusu 8 Aralık'taki Avrupa Merkez Bankası toplantısını bir etap daha önemli kılıyor. Dolayısıyla 8 Aralık'taki toplantıda para politikasında yani genişleyici para politikasının devam etmesi yönündeki beklenti daha kuvvetli olabilir. Bu da işlerin iyi gitmediği ve parasal genişleme veyahut da ek tedbirlere ihtiyaç olduğundan dolayı Euro-Dolar paritesinde aşağı yönlü negatif baskılamaya sebebiyet veriyor. Yurt içi tarafa baktığımız zaman da borsa endeksimiz tarafında yurt dışındaki endekslere paralel bir hareket gerçekleşti. Orada daha önce değindiğimiz kısa dönemli olarak gerek fiyat gerekse de algı değişimi açısından 76.500 seviyesi önemli oluyor. Türk lirası tarafına değindiğimiz zaman da piyasanın ana beklentisi 24 Kasım'daki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı. Tabii karara kadar dolar Türk lirasında 3.33-3.41 bantları arasında bir fiyatlama reaksiyonları görebiliriz. Gelecek açıklamalara bağlı olarak ve yurt dışı özellikle dinamiklerde dikkate alınarak Türk lirasının seyri belli olacak. Dolayısıyla günü özetlediğimiz zaman da haber ve veri akışında sakin, yatay bir fiyatlamayla yarın akşam Fed'in tutanakları ve Perşembe günü içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını beklediğimiz bir gündem olarak karşımıza çıkıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Uğurluyoruz Tuğberk.